Geriye çıkalım arkadaşlar. 2 metre geriye çıkın. Evet, teşekkür ediyoruz. Yine bayanlarda birinci Sebahat Akpınar. Başkanımız plaketini ve çekini takdim ediyor. İkinci Nursel Karataş, başkanımız yine plaketini takdim ediyor.
Nursel Karataş'a. Üçüncü Yeliz Karayel ve yine çekini de başkanımız takdim ediyor. 2000 TL olarak. Üçüncü ise Yeliz Karayel. Başkanımız plaketini ve çekini takdim ediyor. Yeliz Hanım'ın da üçüncülük ödülü 1000 TL. Evet, toplu bir resim için. Sayın Başkanımıza ve derece yapan sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerini yerlerine davet ediyoruz. Karacabey'imizde 15 kilometrelik bir yol koşusu, Karacabey Longos koşusunu ikinci defa gerçekleştiriyoruz. İlk defa geçen yıl yapmıştık. İkincisini bu yıl yapıyoruz. Katılan arkadaşlar güzel bir organizasyon olduğunu ifade ediyorlar. Tabii ki yeni yapılan her organizasyonda bazı küçük aksaklıklar olabilir. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu organizasyonların daha dört dörtlük olması temennisiyle ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılan bütün arkadaşlarımıza, sporculara teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten sporcu arkadaşlarımızla yaptığımız diyaloglarda çok bizi mutlu eden ifadelere rastladık. Zonguldak'tan, İstanbul'dan, Türkiye'nin muhtelif vilayetlerinden bu koşuya katılmak için gelen sporcu arkadaşlarımız var. Ben hepsinin emeğine sağlık diyorum. Bütün sporcu arkadaşlarımız için şöyle güçlü bir alkış istiyorum sizlerden. Evet değerli hemşerilerim, kıymetli katılımcılar, biz Karacabey'in büyümesi, gelişmesi için 3T adı altında bir vizyon koyduk ortaya. Dedik ki Karacabey'in büyümesi için tarımsal yatırımlar önemli, teknolojik yatırımlar önemli. Bunun yanında turizm yatırımlarına da ağırlık vermeliyiz. İşte şimdiye kadar vurgu yapılmayan uluslararası leylek alana sahip Eski Karaağaç Leylek Festivali'ni bu yıl 3. olarak Karacabey Belediyesi gerçekleştiriyor ve gerçekten çok güzel bir organizasyon oluyor. Bununla ilgili de bir kısım arkadaşımız Yunanistan'daki etkinliklere katılmak üzere gidecek. Geçtiğimiz yıllarda Macaristan'a, ondan önce de Hırvatistan'a gitmişlerdi. Kısmet olursa biz önümüzdeki yıl 4.sünü de uluslararası diğer ülkelerin katılımıyla Eski Karaağaç mahallemizde gerçekleştirmek istiyoruz. Bununla birlikte bizim Karacabey Haramız var. 87.000 dönümlük bir alan. Yarış atlarının yetiştirildiği, kangal köpeklerinin yetiştirildiği, Karacabey Memnos ırkı olarak tabir edilen koyunların yetiştirildiği ve çeşitli hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerinin yapıldığı güzel bir alan. Ve buralara doğru geldiğimizde dünyada tek ayı rehabilitasyon merkezimiz var. Celal Acar Yaban Hayatı Merkezimiz var. Longoz ormanlarımız var. Ihlamur ormanlarımız var. Defne ormanlarımız var. Büyükşehir Belediye'mizle beraber işte şu sahil projesini gerçekleştirdiğimiz sahilimiz var. Malkaramız var ve kurşunlumuz var. Orada da alternatif piknik alanları, park alanları geliştiriyoruz. Biraz önce sporcu arkadaşlarımız koşarken piknik alanına gittik. Karacabey Belediyesi personelinin orada yaptığı çalışmaları gözlemledik. Doğayı koruyarak, doğayı muhafaza ederek gençlerimize, çocuklarımıza doğa sevgisini aşılayarak bu güzelliklerden vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Hem Karacabeylilerin, hem Bursalıların, hem Türkiye'nin neresinde olursa orada yaşayan vatandaşlarımızın bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. İşte bu Longos koşusu da hem bu güzelliklerin, turistik değerlerin tanıtılmasına katkı sağlıyor, hem de sportif bir faaliyet. Sporu da önemsiyoruz. Bir rakam verecek olursak, ilçe gençlik spor müdürümüzün bize bildirdiği rakamlar bunlar. 2011 yılında lisanslı sporcu sayısı Karacabey'de sadece 280. Şimdi 6000'lerin, 7000'lerin üzerinde
bir lisanslı sporcu sayısı var ve nüfusa göre de Bursa ilçeleri arasında en önde gelen ilçe. İşte bu faaliyetler, işte bu atraksiyonlar bunun için gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyup onların spora, doğaya, kültüre, sosyal faaliyetlerine yönelmelerini sağlamak için. Bu nedenle ben teşriflerinizden dolayı, katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar emeği geçen bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Seneye inşallah daha geniş, katılımlı, daha güzel bir organizasyonda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum.